Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi girişimine büyük katkılarda bulunan STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ, 2023 yılına damga vurmaya hazırlanıyor desek yeridir. Ulaşılan bilgilere göre STM tarafından yürütülen Milli Denizaltı STM 500 projesinde sona gelindi ve bu yıl içinde STM 500'ü görmeye başlayacağız. Aynı zamanda yine STM'nin bir diğer projesi olan sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı Alpagu'da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girmek için geri sayıma başladı ve resmen artık gün sayıyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarda Milli Denizaltı Projesi STM 500'ün kendisini en çok heyecanlandıran projeleri olduğunu belirtti ve Türkiye'nin bu proje sayesinde kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen dünyadaki 5-6 ülke arasına gireceğini umduklarını ifade ettikten sonra tasarımı büyük ölçüde bitti. Detay tasarımı imalat aşamasında bile devam edecek. Bir taraftan mukavim tekne denilen denizaltının dış kısmının test üretimine başladık. Burada amacımız bir taraftan şu, Türkiye'de özel sektör tarafından mukavim tekne üretiminin yapılabileceğini göstermek. Özel bir yerde bu faaliyetleri yürütüyoruz. 2023 yılında STM 500'ün test üretimini devam ettireceğiz. Farklı müşterilerden, özellikle yurt dışından STM 500'e çok yoğun bir ilgi var. Onlarla beraber bir proje modeli oluşturma gibi hususlar da konuşuluyor. Ama biz STM olarak beklemeden kendi öz kaynaklarımızla da olsa yapabileceğimiz kadar STM 500'ü ete kemiğe büründürme ve mümkün olan en kısa sürede yüzdürme motivasyonundayız. 2023 özellikle STM 500 için son derece yoğun geçecek ifadelerini kullandı. STM'nin hali hazırda yürütmekte olan projelerinden bir diğeri olan Alpagu İHA hakkında da açıklamalarda bulunan Özgür Güleryüz, Alpagu'nun tasarımının ve üretiminin çoktan tamamlandığını belirtti ve sonrasında özellikle stoklanması konusunda belli hassasiyetler vardı. O hususlar da çözüldü. Çok kısa süre içerisinde Alpagu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek. Baştan beri Alpagu'daki motivasyonumuz şuydu. Özellikle kara platformları, belki hava platformları ve deniz platformları da olacak şekilde Alpagu'nun diğer platformlara çok daha kolay entegre edilebileceğini düşünüyoruz. O anlamda farklı platformlara entegrasyon konusunda yoğun çalışmalarımız var ifadelerine yer verdi. Kendisine yöneltilen soru doğrultusunda kargo insansız hava aracı hakkında da bilgi veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, kargo platformuna yeni bir yetenek kazandırmak adına Roketsan'la bir işbirliğine giriştiklerini ve farklı ihtiyaçlara yönelik yeni taktik insansız hava araçları geliştirmek için de araştırma geliştirme faaliyetlerinin aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Özgür Güleryüz, kargo hakkındaki konuşmasının devamında, "Kargoda antipersonel olarak başladık, ama zırh delici mühimmat entegrasyon faaliyetleri en son test aşamasında tamamlanmak üzere. Yine kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir RF arayıcı başlık var. Kargoya otomatik olarak radar, telsiz kaynağına yönlenmesi gibi yetkinlikleri kazandıran STM, sürü konusunda da öncü firmalardan bir tanesi. Özellikle kargoların sürü konseptleri konusunda da yoğun şekilde çalışıyoruz. Togan daha çok gözcü ve kargoya düşman konusunda koordinat gönderebilme veya yardımcı olmak gibi özellikleri var. Boyga son dönemde çok aktif şekilde kullanılmaya başlandı ve memnuniyet oldukça yüksek. Onun farklı varyasyonları üzerinde birden fazla mühimmat taşıma veya mühimmatı biraz daha akıllandırmak gibi alanlarda araştırma geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Döner kanatta çok daha büyük platformlara gidilebilir ama platform büyüdükçe görülebilmesi, vurulma ihtimali artıyor ama bir taraftan çok daha fazla faydalı yük taşıyorsunuz. O anlamda son kullanıcılarımızla sürekli iletişim halindeyiz.
bize farklı ihtiyaçlar, kullanım konseptleri iletiliyor ve mühendislik yeteneklerimizle bunlara çözüm oluşturabilecek yetkinlikteyiz. Bu alandaki çalışmalarımız sürekli devam ediyor olacak ifadelerini kullandı. Son olarak, Gürbağ Savunma Şirketi ile de işbirliklerinin bulunduğuna dikkat çeken Özgür Güleryüz, içinde bulunduğumuz tüm alanlarda tek başımıza değil, ekosistemimiz de büyümek istiyoruz. Firmanın her alanda yetkin ve başarılı olabilmesi mümkün değil. Etrafınızdaki firmalar, güvenebileceğiniz partnerler ne kadar güçlü olursa siz de o kadar güçlü oluyorsunuz. Hidrojen fırlatma konusunda çalıştığımız firmada çok ciddi yetkinliklere sahip. Çok yoğun şekilde testlerimiz devam ediyor. Hem Alpagu hem Alpagut için olsun hem başka platformlarda hidrojen fırlatma çok büyük avantaj sağlıyor. Isı, birden fazla kullanım, özellikle anında, yerinde üretebilmek çok büyük bir avantaj ve bu sadece drone platformlara değil, farklı yerlere de uygulanabilecek çözümler. Hidrojen fırlatma konusunda işbirliklerimiz son derece başarılı, etkin ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Ülkemize hem STM hem de Türk savunma sanayisi olarak inşallah çok daha büyük müjdeler vereceğiz. Yeni projelerle, yeni ihracat hikayeleriyle karşınızda olacağız ifadelerine yer verdi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.